Hamilelikte sigara. Evet, yani bizim en büyük sorunumuz plansız gebe kalmak. Sık sık duyarsınız, gebe kaldığımı öğrenir öğrenmez sigarayı bıraktım. Halbuki gebe kalmadan 3 ay önce bırakmak. Hiç içmemek lazım sigara, ama içiyorsanız da gebeliğinizin planlı olması ve en azından 3 ay önceden bırakmanız lazım ki. Çünkü bebeğin, bir de babanın da bırakması lazım. Çünkü bebeğin yarısı anneden geliyorsa yarısı da babadan geliyor kromozomların. Sağlıklı sigaraya maruz kalmamış bir kromozomla, yumurta ile spermle sürekli bir paket, yarım paket neyse sigara içen bir anne babanın kromozomu asla eş değil. Yani toplumumuzda bu kadar astımların, şeylerin, bu hava kirliliği ve sigara yani çok yaygınlaştırdı gerçekten astımlı, alerjik hastalıkları çok yaygınlaştırdı. En önemli tavsiyem benim, gebeliğe karar verdiyseniz bütün kötü alışkanlıklardan, sigara, alkol, beslenme, bütün zararlı yani şu paketli gıdalar, katkı maddeli gıdalar hepsine uzaklaşıp sağlıklı bir bedene sahip olup ve folik asit başlayıp, folik asit de nöral tüp defekti dediğimiz, bazen duyuyorsunuzdur bebeğin belinde açıklıkla doğdu diye, nöral tüp defekti yarık damak dudağı da engelleyen çok önemli bir vitamin. 3 ay önceden hem düzenli beslenme, sağlıklı beslenme ve folik asit başlayıp ondan sonra gebe kalırsak hem daha sağlıklı bir gebelik elde ediyoruz hem de daha sağlıklı bir birey dünyaya getiriyoruz. Evet, gebe kaldığınızda bırakmak da çok önemli sigarayı, hiç bırakmamaktansa, ama her aldığınız nefesi bebek de alıyor. Siz nefes sigarayı içinize çektiğinizde damarlarınız bir anda kısılıyor ya, bebek de bir anda kısılıyor. Yani siz kendinizi zehirlerken diğer taraftan evet, da bebeği de zehirliyorsunuz. Çok ciddi bir ihlal, hak ihlali, insan hakları ihlali diye düşünüyorum. Lütfen gebelerin asla sigara yanında bile içilmeli. Ben koca eşlere de söylüyorum, siz de içemezsiniz, balkonda da içemezsiniz diyorum. Artık sigara sizin hayatınızdan çıkmalı. En azından doğduğunda çocuğunuza sigara içmeyi öğretmemelisiniz. Sigarayı babasıyla ya da annesiyle eşleştirmemeli çocuk. Sonra onlar da içiyorlar büyüyünce.